Böyle kolumun yettiği kadar uzatayım, biraz yukarıdan çıksın istedim. Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gerçi günaydın diyorum da saat şu an 1'e geliyor. Bugün pazar günü, hafta sonu. Ya yani benim çok hafta içi hafta sonum yok gerçi ama bu 2 gün boştum. O yüzden bir hafta sonu şeyim oldu, böyle bir yaşamış gibi hissettim o hafta sonunu. Bugün oy kullanmaya gidiyorum. Biliyorsunuz seçimler ikinci tura kaldı. O yüzden oyumu kullanacağım. Sonrasında da Rabişgil'le yakın arkadaşlarımla okey oynayalım dedik. Yani böyle bir yeşillik bir alana gidelim, bir temiz hava alalım, böyle meyvelerimizi alalım, kahvemizi alalım, oturalım istedik. Ama hava şu an birazcık bozdu gibi böyle. Burası bayağı yağışlı ama onların orada çok yokmuş. Mavi Göl diye bir yer var Ankara'da, biliyorsanız. Oraya gideceğiz. Yani çok yağmur yağarsa artık geri döneriz diye düşündük. Bu arada dün misafirimiz vardı, o yüzden yataklar hala duruyor, toplamadım. Evet, şöyle de pembe bir gördüğünüz gibi makyaj yaptım. Tokamla ve şurayla uydurdum biraz. Ama yağmur olduğu için hemen ceketimi giyeceğim. Hatta durun şöyle giyeyim hemen. Bu arada biraz aslında böyle nöbette falan çok şey değilim. Hani çok yorulmuyorum çok şükür. Güzel geçiyor. O yüzden biraz aktifim aslında sosyal medyada ama YouTube'a çok video çekemiyorum. Instagram'a çekiyorum. Çünkü birazcık daha hani kolaya mı kaçıyorum bilmiyorum ama burası biliyorsunuz editi yoruyor zaten insana. Bir de bir gün boyunca video çekmek zorundasın. Bu da yoruyor. Yani tabii ki sevdiğimden yapıyorum şu an ama yine de oraya daha çok yüklenmeye başladım. O yüzden Instagram hesabımı da şuraya bir yere bırakayım ya da alt kısmını da bırakabilirim. Oradan beni takip edebilirsiniz. Arada da böyle artık hani önceden haftada bir video atıyordum. Artık ayda bir de buraya atmaya çalışıyorum. Öyle yani. Öncelikle fark ettiniz mi bilmiyorum, kaşlarımı boyadım. Bu benim için baya bir devrim gibi bir şeydi arkadaşlar. Çünkü saçlarımı sarıyken bile kaşımı boyatmıyordum yani. Bir önyargı mı diyeyim, bir şey vardı ve boyatmak istemiyordum. Bir doğallığı kaçacak gibi hissediyordum. Ama şu an daha çok hoşuma gitti. Çünkü böyle yüzüm biraz daha açıldı gibi hissediyorum. Hani çok kaşlarım siyah olunca böyle gözüm ortaya çıkmıyordu gibi hissediyorum. O yüzden bir tık kaçtırdım böyle. Güzel oldu bence. Zaten böyle ayda bir falan boyatılıyormuş, sürekli değil. Sizce nasıl olmuş? Saçlarımı da birkaç haftaya boyatmaya karar verdim. Sonra yaptıracağım. En azından kaşımla biraz uyumlu olsun diye karar verdim. Neyse ben çok konuşmayayım, hemen çıkalım. Daha fazla geç kalmadım, beni bekliyorlar. Arkadaşlar oyumu kullandım. Gidiyorum. Hava kötü ya, ben bu havayı hiç sevmiyorum. Böyle bir moralim bozuk oluyor. Şimdi önce meyve falan almaya gideceğim ben. Sonrasında Rabişgil'le beraber, zaten onlara çok yakın. Onlarla beraber geçeceğiz. İşte spora başladım bu arada, fitness'a gidiyorum. Reformuna gidecektim aslında ama saatlere uymadı. Çok iş saatime. O yüzden buralar biraz karışık. Bu arada ışıkların hiçbiri yanmıyor Ankara'da, neden bilmiyorum. O yüzden trafik fazla yoğun. Anlayamadım, ışık neden yanmaz ya? Trafik ışıkları. Herkes birbirini bekliyor falan da neyse ki sıkıntı çıkmadı. Evet işte fitness'a gidiyorum. Böyle sanki daha önceden gitmem gerekiyormuş da çok çok ertelemişim gibi pişman oldum. Çünkü böyle tüm boş vakitlerimi, ya boş vakit de demeyeyim yani, atıyorum nöbetten çıkıyorum, dinleniyorum, uyuyorum. Sonrasında hemen spora gidesim geliyor, fitness'a gidesim geliyor. Çok ağırlıkta çalışmıyorum zaten. Atıyorum 15-20 dakika koşuyorum. Sonrasında işte biraz kol, bacak, kalça, hepsini toplam tüm vücut çalışıp dönüyorum. Ama çok iyi oldu. Yani bence mutlaka derste çalışıyorsanız, yani bu şey değil böyle, için ayrı vakit ayırmanız gerekiyor aslında. Hani KPSS'e çalışıyorsanız ya da ne bileyim üniversite sınavına çalışıyorsanız bile mutlaka bir sporla ilgilenin bence arkadaşlar. Bakın ben de çok yoğunum. Hastane gerçekten çok yoğun ama bir şeyle ilgilenmem gerekiyor yani. Yoksa gerçekten kafayı yersiniz o yoğunluktan. O ders çalışma da aynı şekilde. Ders çalışırken de mesela puzzle'a sarmıştım ben. O da biraz vaktimi öldürüyordu gerçi ama böyle odaya puzzle almıştım. Hani her boş vakitte hatta şey diyordum, hani mola vereyim 15 dakika puzzle'ımı yapayım tekrar oturayım diyordum. O benim kafamı toparlıyordu. Hani hiç olmadı öyle bir aktivite de yapabilirsiniz. Elimde bir fikir. Mama'ya gidiyorum arkadaşlar. Önceden hep yol haritasına bakıyordum. Artık başardım. Öğrenmişim yolu. Normalde çok zor öğrenirim bir yolu. Yol şeyim çok kötüdür. Haritaya bakıyordum ama artık kendim gidiyorum. Bu büyük bir başarı benim için. Okey aldınız mı? Aldık aldık. Tamam. En önemli şey. Top bile aldık. Top mu? Evet. Gerçekten bu hayatı bu kadar seviyor musunuz? Evet. Sanki ses gürültü var mı arabada? Ne gibi?
yapılacak bir şey. Varsa ben geçeyim, ben kullanayım, bakayım sesime ise var. Kanka bir şey yok bence ya. Tutma, dönüşte sen sür ama. Başlatmış. Evet, vlog çekiyorum bugün. Allah. Kanki başlamadan araba ses çıkarmaya başladı. O neydi öyle duruyor? Sen burada değilim, ben tarif edeceğim. Böyle biliyorum da market buralarda mı? Siz oyunuzu kaçta kullandınız ya? Yeni kullandım. Öyle mi? Boştu kanki bizimkinde. Ne oldu biliyor musunuz? Tam gittim bomboş sevindim, tamam mı? Kağıt uzatmadan kimliğinizi uzatın. Almadın mı ki? Unuttum değil mi? Yok artık ya. Hani diyorum bir boşluk var elimde yani. Ulan şansıma var ya, gittim kimliğimi aldım, bir döndüm, bu sefer sırada 5 kişi bekliyor yani. Ya 5 ise az kaldı. 5 azdı, çok değildi. Geçen bizim orada bir sıra sakaldı. Vardı. 100 kişi vardı herhalde. Hangi geçen yine aynı solda evet, kalabalıktı da. Sola dönüyorum tamam. O da kötü bir şansında, kimse oy kullanmıyor herhalde. Kanki geçen sefer bizim okulun oradaki karşıdaki sandık çok fazlaydı da bizim orada gene çok fazla yoktu bizim sandıkta da gene biz sıra beklemeden 1-2 kişi vardı, kullandık. Bu sefer zaten sıra olsa da problemi hemen çok basit ya. Doğru, seçenek çok yok. Çok kayıt katlamayla uğraşmıyorsun aynen. Kanka. Çok kararsız kalmıyorsun. Harbiden o neydi öyle ya? Katla katla bitmiyor. O yüzden de mi? Sıçıyor yani. Doğru. Arabada babam da. Niye? Ondan. Amcam kaza yapmıştı. Babamın arabayı amcam öğrenmiştir. Senin amcan mı? He? Senin amcan. Yok, kız. Amcası. Benim akrabalık ilişkileri. Doğru, onun amca senin amcan oluyor değil mi? Ya ben önce çekerken herkese iş yaptırıyorum. Çünkü kameraman yok. Kötülerini de almayalım da. Hayır, çektik de çok zamanını alacak ama seçerken. Bundan oraya mı? Evet. Nereden alayım? Of, dün camı çekmişti kiraz ya. Kanki böyle birazcık koylarından al. Ama o tam elin şuraya gök. Elin değil mi? Şu. Aa evet, olabilir. Ama şunun da şurası biraz turunculaşmış oradan gibi. Oradan bir şey olmaz kanki. Tamam abi. Kötü olursa suçunuzun. Hayır, benim değil. Şimdi al yazmamı izledim, tamam mı? Çok konuşuluyor hani. Sevgi emektir falan diyorlar ya. Onu düşündürdü bana. Sizce ne? Kanki ben çok küçükken izledim. Yunus sen? Devam et de tekrar söyle. Kanki film hakkındaki yorumunu soruyor. Sence İlyas'ı mı seçmeliydi orada? Yoksa o kendine emek veren çocuğuna bakan adamı seçtiği iyi mi oldu? Ya şimdi şu şekilde. Ama İlyas da çok iyi ayak değildi ya. Kanki değildi ama sonuçta yani, aşık yani. Düşüp kalmadı kalmadı yani. Doğru. Ama adam yakışıklıydı şimdi ama. Yani şimdi olay yakışıklılığa gelirse tartışmalar çok konu var da ama vicdani bir şeye gelirse bence öbür adam daha iyi yani. Tamam, onu seçti ama kadının aklı İlyas'ta kaldı, öyle düşün. Ama işte aklı İlyas'ta kaldıysa o zaman İlyas hep neydi yani. Gerçi gitse de İlyas'ı yalnız bırakırdı. Kanki bir süre sonra mutlu olmazdı bence. Sevdiğini değil de aldığını sevecek. Ama şöyle bir şey, İlyas kendini şöyle göstermedi ki. Tam şımarık birine benziyordu falan ama hiç böyle anlayacak bir tip gibi durmuyordur. İlk aşıkken. Gayet normal biri gibi davranmıyor muydu? Kadının suçu yoktu yani ondan. Ya ben bayağı ağladım onda ya. Ya mesele burada. Aşık ya olduğumu seni seven. Seni sevdiğimi seni seven. İşte onu düşünüyorum. Seni seven mi, seni sevdiğim mi? Bu da karar veremiyorum. Sizce? Ben beni seveni tercih ederim ya. Ama senin için atmıyor. Sevsene ne olacak ya? İçin atmıyor. Hiçbir şeyini beğenmiyorsun. Hayır canım, bir süre sonra seversin bence. Çok birini seviyorsun tamam. Ama aşırı derecede kötü yani. Mutlu olamayacaksın. Tamam, o da o kadar kötü olmasın ama arada mutlu etsin ya. Kanka tamam, arada mutlu ediyor ama genel anlamda kötü yani sonuçta. Evet. Sen seviyorsun ama o sevmiyor gibi düşün. O da kötü. Yok, o daha kötü zaten. Kötü yani. Bence de sevilmek. Ama bir tıp da senin için atması lazım. Bu da çok zor bir şey bence. Ama kadın iyi yaptı bence. Çocuğa iyi bakıyor en azından adam. Nasıl denk geldi ama ya? Instagram yok, hiçbir şey yok kadında. Hemen araba geçerken evlendi kadın bir tane adamla. Şansa bak, şuradan döneceğim. Evet. Hani arabaları kanka dönmeyeceğim, gireceğim direkt. Tamam, dönüyordum az kaldı. Neyse, bu konuyu sonra konuşuruz. Geldik biz. Ha söylemezsin. Kayseri iki bu mahalleme söylemeyeceğim. Sanki Beştepe'lere gidiyorum. Sanki deniz var yani, hiçbir şey yok Beştepe'lerde. Samsun'a gideriz be.
bir saat daha gidip. Ya Samsun'a gidelim, yeni bir şehre gidelim. Yani mesela Martina, yani şey Zonguldak, ondan sonra. Amasra falan da olabilir. Evet. Amasra. Gidelim Amasra de olabilir. Hani sizde ses çıkıyor. Hani biz ikimiz gidecektik baş başa. Biz nereye? Bir yere ayarlayacaktık. Ha, İstanbul'a gidelim mi? Gidelim. Arkadaşım var orada kesin. Benim. Haziran tarih belli. Haziran'da kaçında? Okey için Rabia sofra bezi getirmediği için şöyle bir çözüm bulduk. Anahtarı. Seçmediniz mi? Hangi anahtar? Yani şöyle bir ortamda okey oynayız arkadaşlar. Karşımız evet. Mavi göl. Ben yine üstüme 3-4 kat giydim. Bir de mont getirdim kanki kalın. Biz herkes tek. Evet. Bakalım kim iyi oynuyormuş burada belli olacak. İşte. Şimdiye kadar hep karşımdaki nasıl çatmıştım. Pişti de getirdik. Hiç olmak pişti oynadık. Bir kumarbaz bir arkadaş şeyim var ya. Hayır eğitmeye, belki pişti ama zekasını da geliştiriyor. Kumar gibi öğretmiyorum ki ben o sayılarla, Uno gibi. Çocuklar Uno ile oynamıyor ama oynuyor. Aynı şey. Ben ana sınıfımda okey oynuyordum. Öğretmenin sayıları öğretmiyor. Hani hala oynuyorsun, hiç kendini geliştirememişsin. Geliştirememiyorum. Ortaokulda da okey oynuyorsun, şu anda okey oynuyorsun. Anasını yani. Nasıl okey oynuyordun sen ya? Okey ben sana üniversitede öğrettim. Sayılar dizdiriyor o arada. He, o aynen. Ne yapmıştın kanka sen? Biteceği zaman başlattı video. Bir şey diyeceğim ama daha çekecek miyim? Çektim ben değil mi? Hayır. Çektim, taş çektim. Çektim mi? Çektim az önce. Siyah onu çektim. Neyse. Hayır. Hiç bu arada kameraya son video oldu. Sayıyordum. Yunus normalde taş çaldığı için bundan sonra videoyu izleyeceğiz. Evet. En azından çalıyor mu çalmıyor mu buradan yakalarız yani. Oo açıyor herhalde. Evet şu an oldu. Çok komik açıyor. Bakarak. Sonunda. Ya ben yine açıyordum ya. 36. Çok güzel hesapladı eliyle. Şimdi Ramişkili bıraktım. Eve gidiyorum. Biraz hava soğudu aslında. Bayağı üşüttük. O yüzden çok fazla oturamadık. Ama güzel geçti böyle. Değişiklik oldu hepimiz için. Şimdi eve gideceğim. Ev arkadaşım da yok. Yıllık izin ayrıldı. O yüzden tek başıma ne yapsam diye düşünüyorum. Biraz piyano çalışmam lazım. Çünkü dediğim gibi haftalardır çalışamıyorum. Onu çalışacağım. Sonrasında dinlenirim ya. Çünkü bayağıdır spora falan gidiyorum. Hiç oturup evde dinlenemedim. Dün de temizlik yapmıştım. Temizliğe de gerek kalmadı. O yüzden bugün dinleneceğim. Kendimi ayıracağım. Şimdi eve gelmek üzereyim. Evet arkadaşlar eve geldim. Böyle masanın başına oturdum. Biraz piyano çalacağım. Yani daha çok ilerletemedim. Tabii ki. Yani ödev falan veriyor hocamız ama dediğim gibi çok fazla düzenli yapamadığım için çok da böyle tam anlamıyla kavrayamadım. Ama böyle arada çalışmaya çalışıyorum. Şimdi biraz beraber çalışalım. Siz de izlemiş olun. Bu kadar ödev olunca gördüğünüz gibi hepsi böyle akış halinde çalamıyorum. Ama en azından arada kaçırarak da olsa bir şeyler çalmaya çalışıyorum. Hafta öncesinde verdi ödevi ve 3-4 kez falan çaldım. Bunu işte böyle YouTube'dan izliyorum. Mesela akış halinde çok güzel çalıyorlar. Ama ben böyle kesik kesik böyle öğrenene kadar yavaş yavaş çalıyorum. Ama güzel. Burada mesela piyanonun sesi var. Onu kısabiliyorum. Hani en azından insanlar rahatsız etmemek için. Çünkü keman o yüzden bırakmıştım. Çok ses çıkardığı için yurtta da arkadaşlarım rahatsız oluyor da evde de alt komşu üst komşu olunca çok çalmak istemiyordum açıkçası. Ama burada böyle kısıyorum. Neredeyse hiç duyulmuyor. O yüzden güzel oluyor. Ve burada mesela orgu şeyi var. Hani istediğiniz şeye getirebiliyorsunuz mesela. Bu biraz daha farklı bir melodi. Şu çok komik ya. Ya evde bunu çalsam millet düğün falan var sana. Bir de sesi açtığımı düşünün. Şu an bir dakika. Son ses. Neyse bu değil. Benim istediğim bu değil. Neyse bu da çok şey böyle. Kovboy dizilerindeki şarkılar gibi değil mi? Yani buraya bastıkça sesleri değişiyor. Bu da biraz düğün salonunun düğünlerini anımsattı. Burada 3 tane piyano tuşu var. Genelde şunu çalıyorum ben. Bir de şu var. Bunlar normal piyano sesleri, o yüzden en çok bunları kullanıyorum. Öyle yani arkadaşlar. Ben Avrupa Yakası'nı izliyorum. Kaçıncı bölümde biliyor musunuz? Normalde böyle merak ettiğim için ortadan başlardım ama bu sefer 58. bölüme kadar geldim Avrupa Yakası'nda.
59'da Burhan geliyormuş. Onu çok merak ediyorum. O yüzden birinci bölümden itibaren izledim. Bundan sonra daha komik olacak diye düşünüyorum. Yani en azından böyle yemek yerken falan aktivitem oldu. Ne izlesem diye düşünmüyorum. Direkt bunu açıyorum. Aşırı da eğleniyorum zaten izlerken. Tavsiye ederim o yüzden. Yani eski diziler bence daha güzel ve kaliteli diye düşünüyorum. O yüzden bu bitince yine ben eski dizilere sararım. Bundan önce geçen sene de Adını Feriha Koydum'a sarmıştım. Ama o biraz daha böyle modumu düşürüyordu. Yani çok enerjisi yüksek bir dizi değildi. Bu çok komiğime gidiyor benim. Arkadaşlar ben şimdi birazcık daha çalışayım. Sonrasında beraber bir gözaltı maskesi bence yaparız. Şimdi böyle birazcık meyve sipariş ettim ben yine. Kirazdır, eriktir, kivi söyledim. Bunları yıkayacağım, tabağımı hazırlayacağım. Sonrasında beraber gözaltı maskesi yapacağız. Onu merak ediyorum, yeni almıştım. Onu takarız, sonrasında dizi izleriz. Şimdi hemen yakıyorum. Çok şimdi yerim ya biraz. Erikler bu arada kocaman görünüyor ve bunlar bence daha tatlı oluyor. Ben çok ekşi sevmiyorum. Şöyle birazcık kiraz koyacağım. En sevdiğim meyve kiraz olabilir. Biraz fazla koydum ya. Tek başıma neyse yerim herhalde. Evet, tabağımız çok güzel oldu. Yani kendimize şöyle de meyve tabağı hazırlamayacaksak niye yaşıyoruz değil mi? Şimdi ben ortama bir yapayım. Odada izlemek istiyorum çünkü kendi odamda. Evet, şöyle toplayalım. Şimdi yine geçen en sonki videoda, ya ev vloglarımda genelde biliyorsunuz maske yapmayı çok seviyorum. Şöyle İzana'nın bir maskesi var. Ben şeklini çok beğendiğim için aldım. Çevresine bakım yaparak göz çevresinin canlı ve parlak görünümünü sağlar. Hyaluronik asit ise göz çevresinin yoğun şekilde nemlendirir diyor. Buna ihtiyacım var. Cilde uygunluğu onaylanmıştır diyor. Temizleyin, kurulayın. Göz altı pedlerini çıkarın, yerleştirin, bastırın. 10 ila 20 dakika arasında bekleterek pedleri kaldırın diyor. Hadi deneyelim. Aslında yine buzlukta bekletsem güzel olurmuş. Çok güzel. Şuna bakın. Ve simli bu arada. Çok beğendim. Şimdi bunu şöyle takmamız lazım herhalde. Bu çok güzel ya. Of. Ya buzluğa da koysam müthiş olacakmış böyle soğuk soğuk ama yine soğuk bir his geliyor. Bir ben miyim bu maskeleri seven ya? Ya ters takmış olabilirim. Evet ters taktım, bir dakika. Evet. Tahminimce böyle olması lazım. Bu arada ben bu maskeyi 2-3 kez kullanıyorum. Mesela bunu çıkardıktan sonra buzluğa koyuyorum ya da dolaba koyuyorum. Soğuyor. Sonrasında bir daha yapıyorum. Bence mantıklı. Çünkü ucuz da değil yani. Bence meyvemizi yiyip dizimizi izleyebiliriz. Yarım boşum bu arada. Rabiş'i biliyorsunuz, yakın arkadaşım, kahvaltıya çağırdım. O gelecek bana. Onunla İstanbul'a gitme planımız var. Muhtemelen yarın bilet alacağız beraber. Ve birkaç günlüğüne İstanbul'a gideceğiz. Bunun için aşırı heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü hiç gitmedim İstanbul'a. 24 yaşındayım, hiç İstanbul'u görmedim. Bu bana böyle büyük bir şey gibi geliyor. Hani artık görmen gerekiyormuş gibi. Geçen sene gidecektik ev arkadaşına, bilet aldık ama bir şekilde böyle hastane açıldı, iptal oldu falan. Bileti tekrardan iptal etmiştik. Ama inşallah artık önümüzdeki hafta gitmeyi planlıyoruz. Siz de eğer İstanbul'da yaşıyorsanız böyle şurayı mutlaka görmen gerekiyor diyorsanız alt kısmı yazarsanız gitmeye çalışacağım o 3 günlük, 4 günlük boşluğumda. O zaman hadi dizi izlemeye geçelim. Evet arkadaşlar, ben ortamımı kurdum. Böyle Avrupa yakasını açtım. Şu an 58. bölümdeyim. Zaten bunun yarısına gelmişim. Aynen, bir yarım saat var. Sonra diğer bölüme geçeceğim, ona heyecanlıyım. Meyvemi de koydum. Şimdi izlemeye başlıyorum. Evet. Nasıl olmuşum? Süper güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Ben de çıkayım. Ben artık kapatayım arkadaşlar videoyu. Zaten bu dediğim gibi bayağı uzun sürer. Sonrasında da uyurum. Yarın da biraz erken kalkmam lazım. Bir ortalığı toparlarım arkadaşım geleceği için. Kahvaltı hazırlayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aynı şekilde günlük ne yapıyorsam onu paylaştım. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.